Şimdi Önder Hoca tabii böyle bir üçlü sistemi denedi. Bugün 3-4 1-2 <laughs> formasyonunu oynadı. Böyle bir antrenör olarak böyle zaman zaman bunları denemesi e, mesela e, benim hoşuma gider. Bir arayış içinde 3-4-2-1 gibi oynattı bugün. Hatta e, Katar'daki maçın son bölümünde de oynattı Ender onu. Wellington amnesiyle evet, evet. Ile dün son konuştuk. Bölümde, Wellington. son bölümde evet. orada 3-4-3 gibi oynattı. Şimdi 3-4-1-2 gibi oynattı. E, böyle oynadığın zaman tabii Necip yani Necip'le Josep biraz daha merkezde 3-2 yani bir 5-3-2-5 gibi oynattı. Ama burada en büyük bana göre farkı yaratan ucunda hem Emiran hem de Batşay ve Güven önde stoperlerin böyle e, sevmedi oyuncu profili. İkisi de hareketli. Yani Üçü de hareketli. Şimdi hayır, iki öndeki santroforu söylüyorum özellikle. ikisi hareketli devamlı driplik yapan adamı eksilten tamam. dikine kaleye giden oyuncu. Yani arkada da hem teknik, hem adam eksilten, hem de Emirhan gibi becerili, yani o 17 yaşında duran topları kullanan ve de en önemli Gökhan'a bir ilk yarı çizgi Ender hatırlarsan bir hareket yaptı. Sonra kornere, be, taça benden, çıktı. Çıktı, dedi. benden Bak, çıktı dedi. Bu çok önemli. Şimdi e, Emirhan'ın özelliklerini bizi izleyenler de mutlaka 3 aşağı 5 yukarı artık biliyordur. Ama ligimizde ne genç oyuncular var Emirhan gibi yani Emirhan'dan daha hatta yaşı büyük bu kadar özgüvenli oyuncu yok. Her oyuncuda bu özgüven, bu rahatlık olmaz. Bunu veremezsin bak ne söylesen yani oyuncu antrenmanda desen özgürlük veriyorum. Ya git şunu yap, özgürlük veriyorum bunu yap. Hayır bu doğuştan bazı e, özel oyuncular böyle soğukkanlı olur, özgüveni yüksek olur. En büyük artısı bana göre bu. Emirhan'ın bir de bütün Beşiktaşlı bence e, taraftarlar veya maçı izleyenler, biz mesela televizyonda izledik, stada gidenler Emirhan'a hep top gelmesini ister biliyor musun? çok zeki, akıllı, yetenekli, çok rahat bir oyuncu. Ama e, az önce Gökhan söyledi, çok doğru. Ya, kazanırken kaybetmeyelim. Şey i̇şte Emirhan, Emirhan boğmayalım. Bırakalım. Daha eksikleri var genç oyuncu olarak. Türkiye'deki zaten en büyük eksikliğimiz o. Genç oyuncu gelişimimiz kötü, değil mi? Altyapılarda çalışılacak. Artı ne? Antrenör gelişimimiz kötü. Şey hem antrenör gelişimimiz kötü olupsa hem de altyapıda oyuncu geliştirme o akademilerde Oyuncuları geliştiremezsek sıkıntı yaşarız. Emirhan A takım oyuncusu ama eksikleri var. Mutlaka geliştirmesi gerekir. Ee, Beşiktaş takımı özellikle bu rotasyonlu üçlü oyunda çok pozisyon buldu. Hem final pasları ve son vuruş becerisini gösteremedi oyuncular. Bir de tabii Beşiktaş için ben en son şunu söylerim. Ee, yani bunu sezon sonu söylemeden şimdiden söyleyeyim. Beşiktaş'a mesela tek kelimeyle bir başlık atsan bu seneki Beşiktaş'ın açılımı ne eksiklikleri. Ne gibi? Beşiktaş bu sene sakatlık ve hastalıklardan ciddi kadro eksikliği yaşadı sahaya çıkartan. Yaşadı. Beşiktaş duran toplarda özellikle Ersin'in yan toplardaki zafiyeti çıktı ortaya. Böyle bugünkü gibi goller yedi mi? Yedi. Beşiktaş takım oyun dengesizliği yaşadı mı? Bu sezon yaşadı hem ucum ve savunmada. Ucumda çok fazla pozisyona girmesine rağmen gol atamadı ve savunmada da gol yedi çok. Beşiktaş takımı aynı zamanda sağ içindeki enerjisi son bölümlerdeki gibi son haftalardaki gibi yüksek miydi sezonun başından beri? Hayır değildi. Beşiktaş takım sağ içi konsantrasyonu zayıf mı? Eksiklik olarak zayıf. Beşiktaş'ın en büyük eksikliği de bu sezon sürdürebilir, anlaşılabilir, başarıya giden savunma ve hücumda etkili bir oyun yoktu. Bu bana göre bu sezonun ifade ettiğini düşünüyorum bu kelime eksiklik. Ee, güven Yalçın topu iyi kullandık. Ceza sahasına çok girdik. 1-2 gol daha atabilirdik bence daha da fazla ama benim düşüncem çok gereksiz goller yedik. 2-0'ı bitirirsin ama futbol bazen böyle hiçbir şeyden gereksiz goller yiyorsun. Sonra atamadıklarını arıyorsun. Orada işte kendilerine bakacaklar. Hocam biz devre arasında konuşurken dedi ki tek taraflı bir oyun oluyor. Ama ama <laughs> işte e, ikinci yarı için peşin peşin konuşmamak lazım. Ee, konuştuk sonra yanıldığımız oldu Bugün de farklı bir şeyler çıkabilir ortaya Dedik Yani o 1-0'luk oyumuzu 2-2'lik oy Maça getirdi kırmızı kartlar Şunlar bunlar derken Enteresan bir ikinci yer oldu hocam Yani ne demiş Gole gidiyordum birisi çekti beni atayım mı kendimi dedim Gideyim dedim 2-1'di Gol atmak da vardı Gürkan Akkaya abi doğru köşeyi seçti demiş Atsaymış ya Şimdi hocam geçen, e, dün unuttum. Bir, e, şimdi bu e, yeni evlilik yapınca önce bir Barcelona'ya e, Selen Evcit Hanım'a teşekkür ederim konsolosumuz evet. Ve oradaki çalışanlar hakikaten çok alakadar oldular. Çok sağ tatlı olsunlar. bir grup sağ olsunlar. İki, konsolosluğun yerini kim e, kiralamışsa tebrik ederim. Barcelona'nın en iyi yerlerinden bir tanesi. Çok çok güzel bir yer. Bunu da söyleyeyim. E de Abdullah Kırlı'ya evet. teşekkür ettim. Damatlık da <gülüyor> <gülüyor> Abdullah kardeşimin. Ondan sonra maça geçelim. <laughs> Emrah Bayraktar. Bir mesaj atmış. Diyor ki, arkadaşlar diyor. Bugün Beşiktaş'ın 18 kişilik kadrosunda 8 tane futbolcu altyapıdan diyor. Evet. Dedi. Buna Emirhan da dahil diyor. Biz, ya kardeşim. Yarınlara biraz gidelim fazla hemen böyle patır kütür yapmayalım sabredelim dediğimiz olay işte buydu diyor. Şimdi Beşiktaş'ın bu kadar çok eksiğinde tamam Beşiktaş bugün iki puan kaybetti ama hakikaten gençler iyi. İyi hocam. Şimdi Emirhan denen çocuk biraz daha dolsun. Biraz daha dolsun çünkü Emirhan'ın bir özelliği var. Ben de hani iki seferde ediyorum dikkatli bire bir adam geçiyor. O çok büyük avantaj abi. Bire bir adam geçer. Kalmadı adam dünyada o dünyada azaldı artık. ya. Hep şey makine al gülüm ver gülüm orta sağ ileri bilmem ne. Adam bire bir adam geçiyor. Sağdan soldan her taraftan adam geçiyor. Güzel bir şey. Daha yaşı da genç. İki ayağını da kullanıyor. Bence Bugün gol attı ayağ, ayağı değil, kullandı değil ayağı değil. değil, Beşiktaş için büyük kazanç arkadaş. Demek ki daha aşağıdan da gelenler var. Aferin Beşiktaş abi. Yani bir, bir de öyle bakmak lazım. Hocam bir de imkansızlıklarla oluyor bu iş. Işte. Tabi. Yani Beşiktaş'ın altyapısı hakikaten imkansızlıklı. Ben Tabii bunu da. hep duyuyorum. Yani. Bizim Sinan Vardar'dan oradan buradan falan da duydum. Hakikaten zor. Ama büyük takımların altyapıları Gökhan daha farklı olması lazım. ya, Değil mi? Yani büyük takımların imkanları var. Biraz altyapıya verir arkadaş bir şeyler. Evet Sayın Emre Koca da diyor ki aslında bizim en büyük transferimiz gençlerimiz biraz da Emirhan'dan hareketli ama sadece Emirhan değil bugün e yani işte Serdar da sonradan dahil oldu. Rıdvan var. E, Ersin var. Şimdi, Daha yani e, aslında önemli bir vurgu bak. yaptı. Yani onlar da birer kupa diyor. Şimdi e, hocam yani tweet attan arkadaşlar şey olarak biraz bilgilendirme açısından orada bulunduğum için sözünü kesiyorum kusura bakma. Tabii, tabii. Şimdi 2001 grubumuz vardı bizim. İyi bir gruptu. Ozan Hoca'nın çalıştığı Ozan Köprül'ün. Kaç? 2000? 2001. O 2001, 2001, 2001 grubundan grubu. bugün Ersin Destanoğlu'yla sol ee, Solbek Rıdvan Yılmaz o grubun içindeydi. O grup onların olacağı zaten belliydi. Kerem diye bir sabikimiz vardı. Geçen sene Giresun'da kiralık oynayan. Bu sene Uşak'ta. Onun haricinde Ozan Akgün diye bir oyuncu vardı. Çok şey bekleniyordu ama Emirhan'ın işte e, program başında dedim ya Emirhan inşallah bu hataya düşmez dediğim çalışmadan. O Oğuzhan da 2001 grubuydu. Oğuzhan Kendine bakmadı, oldum zannetti, hiçbir şey olmadı. Erdoğan Kaya da gene aynı şekilde örneği de verdiğim için. Erdoğan Kaya da hani 5 yaşın geleceği de stop açısından o da bir şey olmadı.